Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy A34 cep telefonunu inceliyoruz. Hemen şöyle yanımda görmüş olduğunuz bir cep telefonu ve ben geçtiğimiz günlerde bu telefonun bir ön inceleme videosunu sizlerle paylaşmıştım. Orada tabii telefonu ilk kez gördüğümüz için teknik özellikleri konusunda ve diğer özellikler konusunda detaylı bir inceleme yapamamıştım. Telefon elime ulaştı Samsung Türkiye tarafından ve ben de bu videoyu sizlere hazırlıyorum. Her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Önden baktığımız zaman yanda ve üst taraftaki çerçeve kalınlığı oldukça ince bir şekilde tasarlanmış ve genelde hem yandaki ve hem de üst ve alttaki çerçeve kalınlığı eşit bir mesafeye sahip. Üst tarafta bizleri U şeklinde tasarlanmış bir kamera çıkıntısı karşılığı. Kameranın çıkıntı kısmı üst çerçeveye bitişik. Bu U oluyor. Bitişik olmazsa O diyor buna Samsung. Samsung'un verdiği isim bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında yan yüzde klasik olarak bir açma kapama tuşumuz var. Ve ses açma kapama tuşumuz yer alıyor. Sol tarafta herhangi bir giriş çıkış yuva vesaire yok. Alt tarafı çevirdiğimizde hoparlör deliklerini görüyoruz. Mikrofon delikleri ve USB tip C bağlantı yuvasını da yine alt kısımda görüyoruz. Üst tarafta ise sim kart yuvası bulunuyor. Bir de mikrofon deliğinin olduğunu söyleyelim. Telefonun asıl tasarım sürprizi ise arka tarafta bulunuyor. Arka tarafın tasarımı birebir Samsung Galaxy S23 ailesiyle aynı arkadaşlar. Çevirdiğimiz zaman üçlü bir kamerayı görüyoruz ve o kameraların üst kısmına yakın olan bir tarafında bir LED lambamız var ve bu tasarım anlayışı birebir Samsung Galaxy S23 modeliyle aynı. S23 ailesiyle daha doğrusu söyleyebilirim. Yani Plus ve S23 ile aynı olduğunu söyleyebilirim bu kamera dizilimi ve tasarım. Zaten bu tasarım anlayışı aynı zamanda Samsung Galaxy A14 ve Samsung Galaxy A54'lerin devam ediyor. Bunun da altını çizmiş olayım. Gelelim telefonun teknik özelliklerine. Ben burada bütün teknik özelliklerden bahsetmeyeceğim. Detayları merak edenler açıklamaya bakabilir. Orada detaylı şekilde bir teknik özellik tablosu da hazırladım. Ben burada biraz daha genel ve benim öne çıkardığım özelliklerden bahsetmek istiyorum. 6.6 inçlik Full HD Plus Super AMOLED bir ekranımız var. 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızımız olduğunu söyleyelim. Kullanılan işlemci MTK'nın Dimensity 1080 işlemcisi. 6 ve 8 GB RAM seçenekleri olacak. 128 ve 256 GB'lık depolama seçeneklerinin olduğunu söyleyelim. 48, 8 ve 5 olmak üzere üçlü bir kamera. Ön kameramız ise 13 megapiksel. Android 13 işletim sistemi One UI 5.1. Ekrandan parmak izi okuma. Stereo hoparlör 5000 mAh'lik pil ve 25 watt hızlı şarj olduğunu söyleyeyim. Telefonun bu genel görünüm ve teknik özelliklerden sonra biraz da A33 yani bir önceki sürümle arasındaki farklılıklardan bahsetmek istiyorum. Tablo hazırlamayı seviyorum ve bu video için de özel bir tablo hazırladım. Şu anda ekranda o tabloyu görüyorsunuz. Her iki modelin de özelliklerini bu tabloda net bir şekilde görebilirsiniz. A34 modelindeki farklılıkları da kırmızı renkle işaretledim. Ekran boyutları büyümüş. 6.4'tü. 6.6 için çıkmış A34'te. Çözünürlük de bir parça değişmiş. O ekran boyutundan dolayı muhtemelen. Ekran yenileme hızı 90 Hz'den 120 Hz'e çıkmış. Bu önemli bir detay. Ekran parlak değeri 800 nit'ten 1000 nit'e kadar yükselmiş. RAM tarafında önceki sürümde sadece 6 GB seçenek varken şimdi 6 ve 8 olmak üzere 2 farklı seçenek var. Piyasada bunları farklı farklı bulabilirsiniz. Depolama tarafında da aynı durum söz konusu arkadaşlar. 128 varmış tek bir seçenek. Şimdi 128 ve 256 olmak üzere 2 farklı seçenek var. İşlemci tarafında güncelleme var. Exynos 1280'den MTK Dimensity 1080'e terfi edilmiş. MicroSD kart yuvası her ikisinde de var. IP67 sertifikasyonun olduğunu söyleyelim. Android 13 ile geliyor Samsung Galaxy A34. Aslında şöyle bir durum var. 33 de aslında şu anda muhtemelen öyle tahmin ediyorum. Elimde olmadığı için bilemiyorum ama muhtemelen o da Android 13 ve One UI 5 almıştır diye tahmin ediyorum. O yüzden öyle yazdım onu ben. Çift sim desteği var her iki modelde de. Kamera tarafında önemli bir değişiklik olmuş. Daha önceki modelde 4 kamera bulunurken bu modelde 3 kamera bulunuyor. Kamera tarafında önceki modelde 1080p 30fps varken bu modelde 4K 30fps ve hem de ön kamerada bu şekilde arkadaşlar. Onun da altını çizmiş olayım. Parmak izi okuyucu iki modelde de var. Wi-Fi 5 ikisinde de var. Bluetooth 5.1'miş, 5.3'ü terfi etmiş. 5G özelliği var her iki modelde de. NFC var. O da önemli bir detay isteyenler oluyor bazen. Pil kapasiteleri aynı 5000 mAh. Kablolu şarj kapasiteleri de aynı 25 Watt. 3.5 mm kulaklık girişi bu modelde de yok. Öncekinde de yokmuş. Stereo hoparlör var. Bu önemli bir detay. Bunu soruyorsunuz. Fiyat tarafında ise A33'ü 8600 TL civarında alabiliyorsunuz 128 GB için. A34'te ise bu rakam 10.500 TL, 8 128 GB sürümünden bahsediyorum. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Orta seviye bir model var karşımızda ki Samsung Galaxy A34 oldukça iyi bir model olmuş. Kullanılan işlemci MediaTek'in Dimensity 1080 işlemcisi.
Özellikle böyle fiyat performans oranı yüksek cep telefonlarında kullanılıyor ve performans açısından baktığımızda da oyunlarda da sizi yarı yolda bırakmayan bir performans sunuyor ve günlük ihtiyaçları da fazlasıyla karşılayacak bir model var karşımıza işlemci anlamında. Fiyatının uygun olması da özellikle Türkiye gibi, yani ülkemiz gibi vergilerin yüksek olduğu, kurlardan dolayı cep telefonu fiyatlarının yüksek olduğu ülkeler için önemli bir avantaj sağlıyor. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Bu telefon Türkiye'de assembled, yani birleştirilmiş. Kutusunda da bu bilgi yazıyor zaten. Bu neden söylüyorum bunu? Biliyorsunuz Türkiye'de üretilen telefonlarda ciddi bir vergi indirimi söz konusu. Türkiye'de üretilmeyen modellerde ise birazcık rakamlar daha yukarılara çıkabiliyor. Bu model Türkiye'de birleştirilmiş. Yani yerli milli falan demiyorum ama Türkiye'de birleştirilmiş. Muhtemelen o avantajlardan da faydalanmıştır diye tahmin ediyorum. Ben bu işlemciyle ilgili bazı sentetik testler de yaptım. Şimdi şuradan bir yerden çıkartırım onları. Onları da görmüş olursunuz. Hem PCMark hem de Geekbench testleri yaptım. Zaten bilinen bir işlemci. Hani öyle çok da test yapacak bir durumu yok ama günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla görüyor. Telefonda donma, kasma, takılma vesaire gibi bir durum olmuyor. Oyun da oynayabiliyorsunuz. Ama oyunlarda hani böyle üst düzey inanılmaz bir grafik alayım falan gibi bir derdiniz olmamalı. Zaten bu işlemcinin de öyle bir iddiası yok. Ama bunu söylüyorum çünkü bazen çok soruyorsunuz. Hani PUBG'de kaç FPS veriyor? İşte şunu bunu. Arkadaşlar PUBG'de oynatır, Asphalt 9'da oynatır. Birçok oyunu da oynayabilirsiniz. Ama çok aşırı yüksek performans, yüksek kaliteli grafikler falan bekliyorsanız tabii ki bu ürünün öyle bir iddiası yok. Ama oynatır mı oynatır, herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu işlemci daha çok Snapdragon 700 serisiyle çok karşılaştırıyor. Özellikle 778G modeliyle karşılaştıranlar da var. Yurt dışındaki forumlarda falan da çok baktım. Tabii ki onun maliyeti biraz daha yüksek. O maliyetler de doğal olarak bizim telefon fiyatlarına da yansıyacağı için o yüzden o tercih edilmemiş muhtemelen. MediaTek tercih edilmiş. Performans olarak 778'den biraz geride tabii ki haliyle ve doğal olarak. Ama hani günlük ihtiyaçlar için herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor bu geride olma durumu. Şimdi Samsung Galaxy A34 ile ilgili önemli bir detay daha vermek istiyorum. Kutusundan adaptör çıkmıyor. Sadece bir USB kablosu çıkıyor. İki ucu tip C olan bir USB kablosu çıkıyor kutudan. Biliyorsunuz önceki sürümde de bu durum böyleydi. A33'te de benzer bir durum söz konusuydu. Bu modelde de arkadaşlar kutusundan bir adaptör çıkmıyor. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Çünkü bu önemli bir konu. Biliyorsunuz Apple başlattı bu furyayı. Samsung da ilk etapta S serisinde bu seriyi başlatmıştı. Yani kutudan adaptör çıkmama olayını. Şimdi A serisine de gelmiş oldu ki önceki sürümde de böyleydi. Şimdiki sürümde de aynı durum söz konusu. Bu da önemli sıkıntılardan bir tanesi olabilir. Hani adaptörünüz yoksa bir adaptör almanızı bu telefonu almadan önce öneriyorum. Bu arada Samsung Galaxy A34'ün enteresan bir özelliği var. Şimdi normalde A54'ten daha küçük ekranlı olması gerekiyor ama bu model A54'ten daha büyük ekranlı. Çünkü bu karşılaştırma tablosunda 33 ile 34 arasındaki farkları söylerken de belirttim bunu. Ekran büyümüş, yani A34'ün ekranı büyümüş ve oldukça büyük bir telefon haline gelmiş Samsung Galaxy A34. Ve bir üst noktadaki A54'ten de daha büyük bir ekranı olduğunu altını çizeyim. Böyle enteresan bir durum söz konusu. Samsung'un belki de alameti farikalarından bir tanesi, en önemli özelliklerinden bir tanesi bu güncelleme konusundaki desteği arkadaşlar. Samsung yaptığı açıklamada ki ben bunu özellikle sordum. Bu modele 4 tane ana Android güncellemesi, 5 tane de güvenlik güncellemesi. Yani 4 yıl Android güncellemesi, 5 yılda güvenlik güncellemesi vermesinin garantisini verdi. Yani bu telefonu aldığınız zaman acaba bana Android 15 gelir mi, 16 gelir mi falan diye düşünmeyeceksiniz. Yani 13 ile gelmiş 14, 15, 16, 17'ye kadar alması gerekiyor. Teorik olarak konuşuyorum. 13'ü de sayarlarsa 16 olacaktır bu değer. Yani Android'in 4 tane sürümünü, güncellemesini alacağını söylüyor Samsung ve 5 tane de, yani 5 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Bu güzel bir detay. Çok fazla telefon markası bunu vermiyor, veremiyor. Bence Android telefon üreticileri bu konuya hızlıca el atmalı. Çünkü bir telefon alıyorsunuz, telefon muhteşem, uçuyor, kaçıyor. Yeni bir güncelleme geliyor telefonuna, o güncellemeyi almıyor. Diyeceksiniz ki dünyanın sonu mu? Değil arkadaşlar. Ama böyle 2 tane, 3 tane, 4 tane güncelleme almayınca telefon çok güzel çalışıyor olsa bile bazı uygulamaları çalıştırmayacağı için, çünkü işte WhatsApp diyor ki mesela ben Android 7'de çalışmam diyor. 8 olacak, 9 olacak, 10 olacak diyor. O yüzden sıkıntı olabiliyor. Yoksa telefonun fiziksel olarak çalışmasında herhangi bir sıkıntı olmadığının altını çizeyim. Samsung Galaxy A34'ün ilginç özellikleri de bulunuyor. Ses odağı diye bir teknolojileri var. Bu teknoloji sayesinde telefon görüşmesi yaparken yanınıza davulla çalınsa sizin sesinize odaklanıyor ve o dışarıdaki sesler çok 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 iyi bir şekilde filtrelenip karşı tarafa aktarılıyor. Bununla ilgili bir demo falan da yapmışlardı ben ilk testi, yani bir ön inceleme videosunu çektiğimde. Oldukça güzel bir özellik bu. Çünkü genelde hep gürültülü yerlerde telefonla görüşmeler yapıyoruz ve bu gürültüde zaman zaman sıkıntı oluşturabilir diye düşünüyorum. Gelelim kamera tarafına. Şimdi telefonun belki de en beğendiğim özelliği kamerası. Orta seviye bir telefon dedim ama orta seviyenin daha üstünde bir kamera performansıyla bizleri karşılıyor.
Gerçekten de bu özelliklerini çok beğendim. Kamera menüsü aslında yani Samsung'a fazlasıyla benziyor. Hani açtığımız zaman bir fotoğraf bizi karşılıyor. Geniş açıyı veya 2x dijital zoom'u kullanabiliyoruz. Bunun gibi birçok özelliğini kullanabiliriz. Portre modumuz var. Eğlence modu var. Bu eğlence modunda böyle filtreli Snapchat falan gibi, TikTok gibi filtreleri falan kullanabiliyorsunuz. Komik komik şeyler yapabiliyorsunuz. Video tarafında az önce bahsettim. Hem ön hem arka kamera 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Daha fazla dediğimiz noktada da işte Pro video, tek çekim, gece, yiyecek, panorama, makro, ultra ağır çekim ve hyper geçiş modları bulunuyor. Pro video gerçekten de hani bu seride ben görmeye alışmadığımız bir şey. Pro video girince birçok ayar değiştirebiliyorsunuz. Tek eksiği hani S serisinden tek eksiği nedir diye soracak olursanız burada mikrofon belirleyemiyorsunuz. Bunun dışında hani birçok özelliği aslında S serisinde de olan kamera özelliklerini A serisinde de kullanabiliyorsunuz. Samsung bence çok başarılı bir şey yapmış. Kamera özelliklerinden de biraz bahsedeyim. Ana kameranız 48 megapiksel çözünürlük sunuyor. Tabii ki bu 48 megapiksel çekmek için ayarlardan bir menüye girip hani oradan 48'i seçmeniz gerekiyor. Diyafram açıklığımız f1.8, 8 megapiksellik f2.2 ultra geniş açı kameramız var. Bir de 5 megapiksellik f2.4'lük bir makro kameramız var. Makro kamerayla gerçekten de güzel şeyler çekiyorsunuz. Onların örneklerini size paylaşacağım. Biraz sonra örnek video ve fotoğraflarla size paylaşırken. Ve ayrıca hani gece modu var mesela. Gece modunu hem ön hem arka kamerada kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik çünkü gece modu olan telefonlara baktığımızda arkadaşlar çoğunda ne yazık ki sadece ana kamera gece modunu kullanabiliyor. Bu modelde hem önde hem arkada gece modunu kullanabiliyorsunuz. Bu da gece çekimlerinde daha iyi sonuçlar almanızı sağlıyor hem ön hem arka kamerada. Ben bu özelliklerini beğendim. 4K işte 30 fps video olması güzel. Hani orta segmentte çok bulunmuyor. Hala 1080p 30 fps devam ediyor birçok marka. Yani bu kamera tarafında Samsung çok güzel bir iş çıkarmış. Kendi kategorisinin de ötesinde ve üstünde bir kamera performansı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin Samsung Galaxy A34'ün ön ve arka kameralarını kullanarak yaptığım fotoğraf ve video çekimlerine bir göz atalım. Daha sonra incelemeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, izlemekte olduğunuz bu videoyu Samsung Galaxy A34'ün ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Hem ön hem arka kamera 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. İşte farklı ışık şartlarında kameranın görüntü kalitesi de ve ses kalitesi de bu şekilde arkadaşlar. Bu arada ekrandan da bahsetmek istiyorum. Super AMOLED bir ekran kullanılmış. Oldukça performanslı ve güzel bir ekran. Ve özellikle video izlerken, oyun oynarken filan gerçekten de bu akıcılığı hissediyorsunuz. 120 Hz desteğinin olması da güzel. Bu da güzel bir özellik olmuş arkadaşlar. Ve bu 120 Hz'in ayarlarında ayarlar menüsüne girdiğiniz zaman ekran kısmından istediğiniz gibi de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani pürüzsüz hareket diye bir bölüm var. Burada yüksek ayarlarsanız işte 120 Hz oluyor. Standart ayarladığınız zaman da standart olarak 60 Hz'lik bir ekrana kavuşuyorsunuz. Ekranın ben şeyini beğendim. Yani bu kategorideki bir telefona göre ekranın oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Karşımıza çıkıyor bu seride.
Ailenin orta seviye modelleri olarak bilinen ve en çok satan modeller arasında yer alan A33 ve A53 güncellendi ve karşımıza A34 ve A54 olarak çıktılar. Şimdi enteresan bir durum söz konusu arkadaşlar. Samsung Galaxy A34'ün ekranı A54'ten daha büyük. Şimdi 34'te başlıyorum önce. Tasarım anlayışı olarak baktığımızda aslında S serisinde özellikle 22 ve 23 ile başlayan tasarım anlayışı artık A serisine de gelmiş durumda. Şimdi şöyle göstermiş olayım. Kameraya dikkatinizi çekiyorum. Bakın üçlü bir kamera var. Bu doğrudan doğruya Samsung S22 ve S23'te karşımıza çıkan kamera tasarımı. Ön taraftan baktığımızda ise arkadaşlar bizleri oldukça ince bir çerçeve karşılıyor. Tabii ki S serisi kadar ince değil ama oldukça ince olduğunu söyleyebilirim çerçevenin ve dört taraftan da hemen hemen aynı kalınlıkta bir ekran bizleri karşılıyor. Infinity U ekran var. Kamera yukarıda böyle bir damla çentik şeklinde böyle aşağı doğru bir böyle şekil yapacak şekilde bir U harfi şeklinde tasarlanmış. Tam ortada yer alıyor. Yan tarafı çevirdiğimizde ses açma kapama tuşları ve power tuşu bizleri karşılarken... Gelelim pil konusuna. Üzerinde 5000 mAh'lik bir pil olduğunu söyledim. Kutudan adaptör çıkmadığının altını çizdim. Fakat şöyle bir benim beğenmediğim bir tarafı var. 25 Watt'lık şarjı destekliyor kablolu şarjda. Hani bu biraz daha artırılabilirdi. Çünkü genelde artık giriş seviyesinde bile 15-20 Watt'ı görüyoruz. Hani bu orta seviyede böyle 40-50'yi falan görsek fena olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 1 saat 45 dakika sürüyor. Pilin tamamen şarj olması. Tamamen şarj olması çok önemli değil belki ama mesela şöyle senaryolar çok yaşıyorum ben hayatımda. Acil çıkmanız gerekiyor dışarıya ya da dışarı çıkacaksınız ama bir bakıyorsunuz telefonun pili %10. Hadi bir %30-%40 olsun diyorsunuz ama olana kadar bayağı bir beklemeniz gerekiyor eğer hızlı şarjınız yoksa telefonda. Bence olsa fena olmazdı. Yani Samsung burada biraz daha çalışabilirdi. Yani 25 Watt yerine böyle bir 40 Watt, 50 Watt falan koysaydı bence daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hani tamam kutudan adaptör çıkmıyor. Bunu anladık ama en azından şarj kapasitesi biraz daha yüksek olabilirdi. Ben her zaman yaptığım gibi PC Mark bateri testleri de yaptım. 18 saat 3 dakikalık bir değer buldum ki oldukça iyi bir rakam bu arada onu söyleyebilirim. Yani optimizasyon güzel yapılmış. 18 saat demek hani ortalama 2 günü çok rahat görürsünüz anlamına geliyor. Bunun da altını çizeyim. Şuradan bir yerden de o testin sonucunu da sizlere göstereceğim. Gelelim fiyat konusuna. Hepinizin merak ettiği konudur muhtemelen. 10.499 TL fiyat etiketine sahip bu model 8'e 128 GB sürüm için bahsediyorum arkadaşlar. Bunun farklı varyasyonları da olacaktır yakın zamanda. Onlar da muhtemelen Türkiye satışa sunur veya sunulmuştur diye düşünüyorum. Fiyat tabii yani şöyle artık bu rakamlar hani normal orta seviyeye artık 10.000 civarına geldi. Özelliklerine bakıp fiyatını değerlendirdiğim zaman bence normal bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Ucuz olduğunu iddia etmiyorum bu arada onun altını çizeyim ama ülkemizdeki işte vergilerden şunlardan bunlardan dolayı artık rakamlar bu seviyeye gelmiş durumda arkadaşlar. O yüzden hani fiyatı bence rakiplerine göre ve benzer özellikler sunan telefonlara göre oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir de tabii kamerası ve diğer özelliklerini hesaba katınca aslında oldukça iyi bir noktada bir fiyat dengesi tutturduğunu söyleyebilirim Samsung Galaxy A34'ün. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere hemen yanımda görmüş olduğunuz Samsung Galaxy A34 cep telefonunun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Olur ya benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Bütün yorumları okuyorum. Bütün yorumları değerlendiriyorum. Fikir sahibi olduğum yorumlara da elimden geldiğince cevap vermeye çalıştığımın altında çizeyim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Neden önemli? İşte bu tarz ürünler geliyor. Markalar bir şeyler yolluyor. Bunun için de kaç abonem var? Videoların kaç izleniyor gibi sorularla muhatap oluyorum. Bu konuda beni desteklerseniz sevinirim. Abonelik ücretli bir şey değil. Açıklamada da linki var zaten. Tek bir tıkla kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada bunu sadece ben kendi kanalım için söylemiyorum. Videolarını beğendiğiniz içerik üreticilerinin hepsinin kanallarına abone olun. Gerçekten söylüyorum bunu. Güzel olur. Destek olmuş olursunuz. Çünkü bu camiada, bu alemde ne kadar abonen varsa o kadar kuvvetli oluyorsun. Duruşun dik oluyor. Daha iyi içerikler üretmek için bu abone sayısı bizleri ciddi anlamda motive ediyor. Bunu da altını çizmiş olayım. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla oralardan da beni takip ederseniz sevinirim. Oralarda da günlük olarak teknolojiyle ilgili içerikler paylaşıyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.